Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamun aleyküm. Kanalınıza ve içeriklerinize denk geldiğimden beri daha önce benzer bir olay yaşamış olmamdan dolayı size yazmaya karar verdim. Belki görür ve hatta yayınlarsınız. Benim adım Şefik. Sivaslı bir ailenin tek çocuğuyum. Biz Sivas merkez ilçesine bağlı bir mahallede, müstakil bir evde yaşıyoruz. Annem, çoğunuzun annesi gibi ev hanımı. Babam ise belediye çalışanı. Oturduğumuz ev, iki katlı, bahçeli bir ev. Biz ikinci katta oturuyoruz. Evin birinci katındaysa amcamla teyzem oturuyor. Böyle amcamla teyzem deyince kulağa garip gelebilir. İşin aslı şu ki, amcam da babam gibi belediye çalışanı. İkisi zamanında buranın biraz uzak bir köyüne belediye görevlisi olarak gidiyor. Orada babam annemle tanışıyor ve görüşmeye başlıyorlar. O süreçte annem istemeye geldiklerinde amcam da teyzemi görüp beğeniyor ve bir sene arayla ikisi düğün yapıp evleniyorlar. Yani teyzem aynı zamanda yengem ve amcam da aynı zamanda eniştem oluyor. Biraz değişik bir durum. Onlar işte bizim alt katımızda yaşıyorlar. Bir de benden bir yaş küçük oğulları var. En sevdiğim kuzenim ve en iyi arkadaşım aynı zamanda. Harun'la çok iyi anlaşırız. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Aradaki bir yaşlık fark da yok denecek kadar olduğu için yeşil sayıyoruz kendimizi. Zaten onu okula bir sene erkenden birlikte okuyalım diye yazdırdıkları için de bu perçinlenmiş oldu bir bakıma. İşin güzel yanı da uzun bir sürede aynı sınıfta okuduk. Hatta sıra arkadaşıydık. Biz küçük bir çocukken her ay ya da en azından her iki ayda bir annemler bizi doğup büyüdükleri köye anneannemle dedemin yanına götürürlerdi. Küçükken oraya gitmeyi çok severdik. Evin kocaman bir avlusu vardı. Avlunun kenarında kocaman ağaçlar, meyve ağaçları, ekili bir bahçe, tavuklar, inekler, her şey vardı. Harun'la ikimiz oraya bayılırdık. Dedem bize o büyük ağacın kalın dalından ipi sarkıtıp güzel bir salıncak yapardı. Saatlerce bıkmadan, usanmadan bizi sırayla sallardı. Orada dilediğimiz gibi koşar oynardık. Buradaki gibi kalabalık ve araba çarpma korkusu olmadan bizi rahat bırakırlardı. Annemler çocukluk arkadaşlarıyla evde kahve içerken, anneannem de bizi yan komşusu olan Zade teyzeye götürürdü. Zade teyze hiç torunu olmadığı için, bir de anneannemizi çok sevdiği için biz de torunu yerine koyar, öyle severdi. Her gelmemize börekler, pastalar yapar, tıka basa doyururdu. Bir de Zahide teyzemizin oğlu Ahmet öğretmen vardı. Ahmet öğretmen, köyün ilkokulunda öğretmenlik yapan genç bir adamdı. Onu da çok severdik. Hani her çocuk kendisine bir rol model bulur ya küçükken. İşte benim de rol modelim oydu. Bizimle çok ilgilenir, oyunlar oynar, köyde hep gezdirirdi. Yaz tatillerine gittiğimiz için o da hep müsait olur zaten. Ahmet abi köydeki diğer erkeklere göre çok akıllı, zeki ve gerçekten de yakışıklı bir adamdı. Köydeki bütün kızlar ona aşıktı ama o buradaki kızları pek beğenmezdi. Zahide teyze de anneanneme hep bu yüzden dert yakınırdı. Ne zaman evlenecek bu çocuk? Ölmeden hayırlısıyla mürüvvetini bir görseydik, kucağımıza bir torun verseydi derdi. Hatta bir keresinde yine böyle dediğinde biz senin torunların değil miyiz Zahide teyze dedim. Her zamanki gibi hemencecik gözleri doldu. İkimiz de bağrına basıp ağladı. Onun kolları arasındayken Zati teyze biliyor musun? Ben büyüyünce senin oğlun Ahmet abi gibi olacağım. Onun gibi öğretmen oğlu bir sürü öğrenciye kitap okuyacağım dedim. İşte böyle söyleyince Aysan çok yaşa emi çocuk deyip gözlerinde hala yaşlar varken gülmeye başladı. Çok tatlı ve yanakları al al hafif kilolu biriydi. Köye yaz tatiline gittiğimizde burada günlerce kalırdık. Babamlar da birlikte biz yokken kafa dinler, balığa falan giderlerdi. Hafta sonları da yanımıza uğrar, birlikte mangal yakardık. O mangal sofralarını hiç unutamıyorum. Ne güzel, hep beraber kalabalık, uzun masalar kurulurdu. Masada dedem, anneannem, babamlar, Ahmet abi, annesi, birkaç komşu daha olurdu. Fasıl gibi geçerdi akşam yemekleri. Selahattin amcam her zamanki gibi masanın baş köşesine oturur. Asla bağlamasını unutmazdı. Yemek masasındayken yeri geldiğinde Harun'a koş oğlum bağlamamı getir diye seslenirdi. O çalar masadaki herkese eşlik ederdi. Vay be ne güzel yıllardı.
O zamanlar işte böyle herkes kendi halinde, neşesi yerinde olurdu. Akşam yemeğinden sonra herkes yemeğini yerken biz çocuklar da topumuzu alıp evin avlusunda bıkmadan top oynardık. Kimse bize yapma, etme demezdi. Burada evler birbiriyle şehirdeki gibi dip dibe değildi. Herkesin bir hoşgörüsü vardı. Gündüzleri hava güzelse Ahmet abiyle beraber eski fabrika dediğimiz köyün çıkışındaki tarlaya gider. Orada hem top oynardık hem de Ahmet abinin bize yaptığı kocaman kasnaklıyı uçururduk. Buraya eski fabrika denilmesinin sebebi köyün dışarı tarafında eskiden büyükçe bir fabrika gibi bir yer varmış. Orası yıkılıp tarla haline kalınca buranın adı da eski fabrika olarak kalmış. Genelde pek kimse gelip gitmez bu taraflara. Pek de ıssız bir yerdir. Ama buranın rüzgarı iyi, önü açık. Alanı geniş olduğu için biz hep gelir eğlenirdik. O günlere dair hatırladığım bazı tuhaf anılarım da vardı. Mesela buraya geldiğimizde biz top oynuyorduk. Ahmet abi de bir an için ortadan kaybolmuştu. Harun'a, "Ahmet abiyi gördün mü? Epeydir ortada yok." diye sordum. O da gülerek bana bakıp, "İşemeye gitmiştir adam, gelir şimdi." deyip üzerime topu fırlattı. Top suratıma çarpınca ben de sinirlenip bunu nişan alarak bir şut çektim. Ama top ona isabet etmeden baya bir ileri düştü. Az ileride yeşillik ağaçlık bir yer vardı. Top o tarafa uçtu. Bizim çocukluğumuzda yasız bir kural vardı. Topu atan getirir diye. Ben de paşa paşa Harun dalga geçişleri arasında küsmüş bir ifadeyle o yeşillik yere doğru gittim. Biraz bakındıktan sonra topu görmüştüm. Topun yanına gidip onu almak için iki elimi uzatıp eğildiğimde duyduğum bir sesle kafamı kaldırdım. Tam karşımda Ahmet abi tek başına hararetli hararetli bir şeyler söylüyordu. Sanki kendi kendiyle kavga ediyor gibi görünüyordu. Onu öyle görünce çok şaşırdım. Çocuk aklımla tabii bir anlam yükleyemedim ama biraz da korkup topu da alarak Harun'un yanına geri geldim. Hala o korkmuş halde koşarken aklımdan geçen "bırak beni, yeter artık, dayanamıyorum" gibi duyduğum lafların yankılanmasını hatırlıyorum. O zamanlar bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum tabii. Harun gelişimden korktuğumu anlayınca telaşlandı. "Ne oldu Şefik, iyi misin?" dedi. Ben de alacağım intikamı hatırlayıp suratına attım topu. Sonra gülerek didişip yere düştük. Düştüğümüz yerden kalkmayıp uzanarak bulutlara bakıyorduk. Bir süre sonra Ahmet abi geldi. Yüzünde farklı ve durgun bir ifade vardı. Üstü başı biraz dağılmıştı. Sanki bir arbededen çıkmış gibiydi. Köye doğru yürürken o sırada fark edip söylene söylene üstünü başını düzeltti. Halini hiç iyi görmemiştim o gün. Eve geldikten sonra dedemin yanına kahvehaneye gitti. Yine köşesine oturmuş muhtar amcayla tavla oynayıp çıldırtıyordu adamı. Dedem hiç kabul etmese de çok pis ağır tutardı ve bunu öyle iyi yapardı ki bildiğiniz halde kanıtlayamazdınız. Hep kazanırdı. Muhtar amca da her seferinde "yeneceğim seni" deyip dedeme çay ısmarlamak zorunda kalırdı. Biz gelince de onunla dalga geçtiğimiz için bizi bakkala kadar kovalar. Sonra da oraya kadar gelmişken gofretimizi alırdı. Buradaki insanları çok seviyorduk. Hep böylelerdi. Yıllarca böyle gittik geldik. Ama hiç değişmediler. Geleli yaklaşık 10 gün kadar olduktan sonra pazar günü babamlar gelince ertesi sabah birlikte döndük eve. Biz eve geldikten tam 2 gün sonra bir süredir kalbine sıkıntılar olan anneannemi kaybettik. Haberi acı bir şekilde aldıktan sonra tekrar köye gidip cenazesine katıldık. O kadar çok üzülmüştük ki bu hayatımda kaybettiğim ilk yakınımdı. İşte ölüm gerçeğiyle ilk kez o zaman yüzleşmiştim. Okullar başlayacağı için annem ile teyzem orada kaldı. Babamlar da Harun'la beni alıp eve götürdüler. Anneannemin vefatından tam 5-6 ay kadar sonra dedemin haberi geldi. Ecel bu sefer onun kapısını çalmıştı. Banyodayken ayağı kayıp düşmüş, başını mermere çarpmış. Tek başına olduğu için orada kimsenin ruhu bile duymadan kan kaybından ölmüş. Ona yemek getirmek için kapısını çalan Saadet teyze, dedem kapıyı açmayınca telaşlanıp Ahmet abiye haber vermiş. Ahmet abi de bir şeylerin ters gittiğini düşünerek eve mecburen kapıyı kırıp girmiş ve dedemin ölü bedeniyle karşılaşmış. Artık anneannem ve dedem yoklardı. Birkaç bayram üst üste kabir ziyaretine gittik ama daha sonraları bu iyice seyrekleşmeye ve gitmemeye dönüştü. Aradan yıllar geçti. Liseye başladık. 15 yaşlarında falandık. Harun'la birlikte okuldaki hocaların düzenlediği Trabzon gezisine katılmak istiyorduk. İlk başlarda babam izin vermese de Harun'la annelerimizin ağzından girip
burunlarından çıkarak ikna ettik. Gezi 3 günlük bir gezi olacaktı. Hem gidip şehri gezecektik, hem de oranın şahane bir yerine çadırlarla kamp kuracaktık. Babalarımızdan izin alıp kağıdı öğretmenimize teslim ettikten sonra ertesi gün yola çıktık. 3 otobüs dolusu öğrenci ve öğretmenlerle gidiyorduk. Yolda bir sürü yer geze geze gittik. Dağ varmadan bile çok eğleniyorduk. Şarkılar, türküler eşliğinde keyiflerimiz yerindeydi. Trabzon'a vardığımızda bir sürü eski yapı, tarih eser, farklı farklı yerler gördük. Bizim için nefis bir gezi oluyordu. Öğlene kadar vaktimizi böyle değerlendirdikten sonra bizim için seçtikleri kamp alanına gittik. Burası harika bir yerdi. Resmen doğayla iç içe alabildiğine yeşillik. Her tarafta mis gibi ağaçlar, cıvıl cıvıl öten kuşlar vardı. Herkes rehber öğretmeni takip ederek çadırları kuracakları yere gitti. Biz de bize gösterilen yere öğretmenimizi izleyip Harun'la çadırlarımızı kurduk. Herkesin çadırı gibi bizimki de 2 kişilikti. Ama kurunca gözümüze bayağı bir büyük görünmüştü. Her şey hazır olduktan sonra eşyaları çadırlarımıza koyup otobüsten yanımıza getirdiğimiz mangalları, sucukları ve diğer malzemeleri alana taşıdık. Mangallar yakılmaya başladıktan sonra her tarafı mis gibi bir sucuk kokusu sarmıştı. Akşam yemeğimizde sucuk ekmek ve kola vardı. Yemekleri yedik ve olmazsa olmaz kamp ateşimizi yakıp etrafında toplaştık. Herkes yerleri bağdaş kurup oturdu. Adaşım olan Trabzonlu Şefik öğretmenimiz de kemençesini alıp ortaya geçti ve kulaklarımızın pasını silmeye başladı. Hep birlikte onu çaldı, Karadeniz türkülerine eşlik ediyorduk. Şahane bir akşam oluyordu. O sırada ben alkış tutarken Harun dirseğiyle beni dürtüp, "Oğlum, iyi ki gelmişiz ha. Çok iyi oldu vallahi," dedi. "Aynen, bence de. Çok keyifli geçiyor şimdiden," dedim. Şefik Hoca çekildikten sonra sırayla bazıları şiir okudu. Gitar çaldı. Derken herkes yavaş yavaş gruplaşmış, koyu sohbete girmişlerdi. Saat ilerlemiş, artık millet yorgun düşmüştü. Bizim için bayağı uzun ve eğlenceli bir gün oldu. Okuldan arkadaşımız Buket ve Merve ile bizim çadırın az önünde yere çöküp sohbet ediyorduk. Havanın güzelliğinden, buranın nefisliğinden bahsediyorduk. Biz sohbet ederken az ileride birkaç hoca ve etrafında 8-10 öğrencinin olduğu bir grup gördüm. "Onlar orada ne yapıyorlar? Gidip bakalım," dedim. "Hadi gidelim," deyip kalktık ve yanlarına gittik. Hepsi çember şeklinde bağdaş kurup oturmuş, birbirlerine sırayla bilenler korku hikayelerini anlatıyorlardı. O, "İyi ki sizi fark etmişiz," deyip biz de katıldık onlara. Ortam bu konsept için oldukça müsaitti. Hava da tam uygundu. Biraz önce kemençe çalan Şefik Hoca bize hiç duymadığımız bir hikaye bildiğini söyleyip ses tonunu kalın ve ürkütücü bir hale soktu. Ortamdaki herkes kendini hikayeye kaptırmak için hazır bekliyordu ve anlatmaya başladı. Günlerden bir gün, çok, çok eski zamanlarda, tam da bulunduğumuz bu topraklarda bir büyücü kadın yaşarmış ve herkes ona Madame Eleonora dermiş. Adından da belli olduğu gibi bu kadın Rum bir ailenin kızıymış. Madame Eleonora'nın büyücülükten başka garip bir olay daha varmış. Bu kadın hiç yaşlanmadan, hiç hastalanmadan çok uzun yıllardır yaşıyormuş. Ama tabii sadece onun bildiği çok çok gizli bir sırmış. Eleonora bildiğimiz büyücülerden çok bir cadı gibi yaşıyormuş. Onlar kadar yetenekli ve onlar kadar gaddarmış. Ama kadının dillere destan bir güzelliği de varmış. İşte bu güzellik onun en büyük silahıymış. Bu kadın tam 350 yaşındaymış ama hala genç yaştaki güzel bir kız kadar diri ve alımlıymış. Madame Eleonora kesinlikle halka karışmaz. Bulunduğu şehrin en güzel erkeğini baştan çıkarır ve onun evlendikten sonra büyü yardımıyla inşa ettiği köşkün de sefa sürermiş. Eleonora şehrin yöneticisinin yakışıklı oğlunu gözüne kestirmiş ve onu çok geçmeden baştan çıkarıp evlenmiş. Yeni köşkünde onunla sefa içinde yaşarken yıllar geçtikçe 3 tane dünya güzeli kız çocukları olmuş. İşin en ilginç tarafı da bu çocuklar sadece 7 ayda doğuyor ve her birinin doğdukları gece şehre kasvetli bir hava hakim oluyor. Saat gece yarısına vardığında şehri kara bulutlar sarıp tüm heybetiyle yağmurlar yağıp şimşekler çakıyormuş. Bu durmak bilmeyen feci yağmurlar 3 gün 3 gece sürüyormuş. Ta ki Eleonora bebeğine doğru ayaklandıktan ve cadı kazanında büyülerine başlayana kadar. Bu süreçte şehirde hayat duruyor ve herkes evlerine hapsoluyormuş. Eleonora yeni doğurduğu 3 günlük bebeğini cadı kazanı kaynamadan önce içine 3 defa daldırıp daldırıp çıkarıyor ve onu yerine bırakıp
büyüsüne devam ediyormuş. İşte bunun sebebi ise Eleanor'a çocuklarını yaptığı büyüde kullanıp onları 5 yaşına kadar mükellef bir şekilde besleyip büyütü. Sonra da önce kocasını ve ardından teker teker çocuklarını pişirip yiyormuş. İşte bu sayede hiç yaşlanmıyor, ölmüyormuş. Eleanor'a her bir döngüsünü tamamladığında şehirden ayrılıp yeniden başka bir şehirde aynı şeyleri yapıyormuş. Bu cani büyücü günün birinde yeni bir başlangıç için gittiği İstanbul'da gerçek bir şövalye ile karşılaşmış. Onu gördüğü anda sebebini anlayamadığı bir şekilde midesine ağrılar giriyormuş. Geceleri onu düşünmekten bir türlü gözlerine uyku girmiyormuş. Daha önce hiç aşık olmadığı için bunun ne olduğunu bulamadan onunla evlenmiş ve adam aslında kısırmış. Ondan asla çocukları olamamış. Her şeyi denemişler. Bildiği her büyüyü kullanmış ama asla fayda etmemiş. Artık Madame Eleanor'un döngüsüne başlaması gelmiş de geçiyormuş. Çocukları olmadığı için aradan geçen her bir gün onun için bir 10 yıl kadar yaşlanmak demekmiş ve Madame Eleanor'a hastalanıp yataklara düşmüş. Soylu şövalye onu iyi etmek için diğer diğer gezip yüzlerce şifacı getirmiş ayağına ama asla fayda etmemiş. Madame Eleanor'a aslında hasta değilmiş. Yalnızca yaşlanıyormuş. Gittikçe bunak ve çok çirkin bir yaşlıya dönüşünce şövalye onun bir büyücü olduğunu anlayıp onu terk etmiş ve Madame Eleanor'a tek başına koca köşkünde ölüme mahkum olmuş. Şefi koca hikayesini bitirdiğinde herkes buna bayıldı ve onu alkışladılar. Gerçekten çok sürükleyici ve garip bir hikayeydi. Hepimiz çok beğendik. Anlatılan bu hikaye bittikten sonra herkes artık çadırlarına çekilip uyumaya başladı. Bizim çadırımız da hemen aşağıdaki şelale sesini duyabilecek kadar oraya yakın bir taraftaydı. Harun da beni de hala uyku tutmamıştı. Biz de tüm ışıklar söndürdükten sonra çadırın içinde el fenerlerimizi açmış, birlikte sohbet ediyorduk. Ne var ki konuşmamız bir anda gelen gizemli bir sesle bölündü. Harun sessizce, "Sen de duydun mu?" dedi. "Evet, neydi o ses?" diye sordum. O da bana, "Bilmiyorum ki. Şu aşağıdaki şelale tarafından geldi sanki," dedi. "Oğlum, kurt falan olmasın," dedim. "Yok be, ne kurdu? Burada kurdun ne işi var? Olsa olsa domuz falandır," dedi. "Oğlum dalga geçme valla. Orada bir şey var. Hadi gel gidip bakalım. Gece gece heyecan olur," dedim. "Hay onu demeseydin. Nereden bilecektin ki başıma gelecekleri?" Sessizce kimseye görünmeden çadırdan çıkıp yürümeye başladık. İlerledikçe hem şelalenin sesi daha bir yakından geliyordu hem de duyduğumuz o sesler artıyordu. Sesler artmaya başlayınca tamamen dikkatli bir şekilde şelaleye yaklaştık. Hemen ilerimizde şelalenin akıp birikerek oluşturduğu göletin kıyısında iki acayip şey gördüm. İşte o anda durup eğildim ve Harun'a "Eğil çabuk," diye fısıldadım. "Sen de benim gördüğümü gördün," dedim. "Görüyorum Şefik, görüyorum. Oğlum bunlar ne böyle? Sakın bunlar cin olmasın," dedi. "Tövbe bismillah. Değildir ya, değildir. Ne işleri var burada?" dedim. İkimiz de korkudan altımızı kaçırmak üzereydik. Öyle acayip, öyle korkunç görünüyorlardı ki. Nedense orada öylece durmuş, hayretle suyun akışını izliyorduk. İkisi de birbirinin kopyası gibiydi. En fazla 1 metre kadar ancak gelirdi boyları. Ama ufak tefek olmaları ne kadar korkunç olduklarını değiştirmiyordu. Onları öyle görünce adeta dehşete kapıldım. O kocaman gözleriyle fıldır fıldır, kıpkırmızı olan göz bebeklerinin içime işleyen korkunç bakışları. Onlara öylece bakıp kaldık ikimiz de. Yani aslında ben öyle sanıyordum. O ara Harun beni sürekli dürtüp "Hadi gidelim, hadi gidelim," diyormuş. Ama ben onlara öyle kilitlenmiştim ki kulaklarım hiçbir şey duymuyor. Gözlerimse başka bir şey görmüyordu. İnsan aklını kaldıramayacağı derecede korkunç ve olağanüstü görünüyorlardı. Olduğum yere mıhlanıp kalmıştım. Kıpırdayamıyordum bile. Ve içimden bir şey beni onlara çekiyordu. Uyuşmuş gibiydim. En kötü kabusuma doğru adımımı attım. Onlara doğru gidecekken yüzüme birden aldığım tokat darbesiyle kendime geldim. Ayıldım resmen. O anda ne yaptığımın ancak farkına varabilmiştim. Harun'la kendi aramızdaki konuşma sesimiz ve o tokatın şiddeti yüzünden ani bir şekilde bize baktılar. Yüzlerini tam olarak o anda görebilmiştim. Felaket bir görüntüydü bu. Onlarla göz göze geldiğimiz anda çok kızgın bir şekilde bize bakmaya başladılar. Kafalarını yana doğru eğerek ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı galiba. Sağda duran diğerine bir şeyler söyler gibi oldu ve diğeri de bize doğru bakarak
çok kötü bir şekilde, acayip bir tonla çığlık gibi bir ses çıkardı. Biz orada öyle bir panik içine düştük ki hemen kaçmaya başladık. Kamp alanına doğru koşarken sanki ışınlanmış gibi bir anda bir tanesi o yönden bize gelmeye başladı. Harun'la ayrılıp farklı iki yöne koşmaya başladık. Orman içine doğru koşuyorduk. Arkama bile bakmadan, korku içinde ağlaya ağlaya bildiğim duaları okuyarak koşuyordum. O anlarda sürekli, "Allah'ım, yalvarırım, beni bundan kurtar. Ne olur, beni o şeytanın eline verme. Sana söz, daha iyi bir insan olacağım bundan sonra. Hep iyilik yapacağım" gibi korkuyla saçma sapan şeyler söylemeye başladım. İnsan o anda zaten nasıl mantıklı düşünebilirdi ki? Bu anlatılamayacak kadar korkunç bir andı. Peşimde gerçek bir cin vardı. Arkamdan geldiğini hala duyabiliyordum. Beni öldürecek miydi? Yoksa deli edip bırakır mıydı? Artık buna bile razıydım. Yeter ki onun elinde ölmeyeyim. O korkuyla hayatımın en hızlı koşusunu yaptım ve biraz daha ileriden sonra bir ağacın arkasına saklanıp izimi kaybettirip kaybettirmediğimi kontrol ettim. Görünürde yoktu. Sanırım kurtulmuştum. Yoksa Harun'um yakaladı da peşim bıraktı. Allah korusun. Allah'ım ne olur. O da kurtulmuş olsun. Ne olur. İzlenmediğimi anladığımda yere çöküp derin bir nefes alıp biraz soluklanmaya başladığımda pişt pişt diye birinin seslenmesiyle telaş edip etrafıma korkuyla baktım. Hemen arkamdaki ağaçta Harun vardı. O da kurtulmuştu. Onu görür görmez yanına gidip "Oğlum iyi misin? Şükürler olsun, kurtulmuşsun. Ben de kurtulunca seni yakaladıklarını sandım" dedim. "Şefik, ben iyiyim. Allah'a şükür sen de iyisin. Ama boku yedik lan. Bunlar ne böyle? Az önce bizi cin kovaladı. Farkında mısın? Ne yapacağız biz? Nasıl kurtulacağız? Kimsenin bizden haberi yok. Burada ölsek bulamazlar bizi" dedi. Yeri çökmüş, ağlıyordu. Onu ayağa kaldırıp gözyaşını sildim. "Hadi, gitmemiz lazım. Bizi bulabilirler burada. Açıktayız. Bir yere saklanmamız lazım" dedim. "Zaten yokluğumuzu fark ettiklerinde aramaya başlarlar. O sırada gün doğmuş olursa da biz çıkarız" dedim. Kalkıp dediğimi yapmak için sığınacak bir yer aramaya başladık. Gizlenerek ve sessizce ilerliyorduk. Bir süre sonra mağara gibi bir yer bulduk. Oraya yaklaşıp önce uzaktan kolaçan ettiğimizde iyi ki bodoslama girmemiştik. Çünkü mağaranın ağzında birkaç saniye sonra onlardan bazılarını gördük. Bir şekilde onların inini bulmuştuk. Uzaklaşacağımıza onların bölgesine girmiştik aptal gibi. Dışarıdan mağaranın girişine bakınırken biraz önce bizi kovalayan uğursuz mahluk arkamızda bitiverdi. Onu gördüğümüz anda kaçacakken beni yakaladı. Kıyamet gibi, mahşer gibi bir andı. Artık korkunun en büyüğüyle burnum burnaydım. Harun'a bakıp "Ne duruyorsun? Kaç kurtar kendini" diye bağırdım. O benimle uğraşırken Harun çoktan uzaklaşmıştı bile. Beni küçücük boyuna bakmadan bir elle sırtlayıp inlerine, yani mağaraya götürdü. Mağaranın ağzına geldiğimde hepsi birden gelince gördüklerimi daha fazla kaldıramayıp bayıldım. Bir süre sonra ayılıp kendime gelmeye başladığımda yerde iki büklüm, ellerim ve ayaklarım bağlı, ağzım bağlı şekilde alıkonulmuştum. Tek sevindiğim şey Harun'un kaçabilmiş olmasıydı. Mağaranın içinde etrafıma toplanmış onlarca bir sürü cin vardı. Gördüğüm her biri birbirinden korkunç ve iğrenç bir görünüme sahiptiler. Sanırım aklımı kaçırıyordum. O anlarda hiçbir şey düşünemiyordum. Bazı garip ve değişik hareketlerle bir hazırlık içindeydi. Bir şeyler yapacakları belliydi ve bu şey her neyse benim sonumdu. Artık burada öleceğimi kabullenmiştim. İnsan öleceğini bildiği anda çok farklı bir ruh haline bürünüyor. İşte o anlarda bu içinde bulunduğum durumu dışarıdan görebilmeyi çok isterdim. Çünkü bir bakışta hiçbir insanın aklını kaldıramayacağı bir ortamın içindeydim. Onlara bağırıp "Beni bırakın" diye bağırmak istesem de asla sesim çıkmıyordu. Zaten bağlı olduğum için konuşabilsem bile ağzım bağlı diye ne dediğim belli olmayacaktı. Yerde kurbanlık koyun gibi bekliyordum. İşte zaten beni de bu amaçla bağlamışlardı. Bu belliydi. En sonunda şu an hazırladıkları şeyi yapıp beni bir şey uğruna, belki de şeytan uğruna kurban edeceklerdi. Artık ağlamaktan gözyaşım bile akmıyordu. O kadar çok ağlamıştım ki boğazım balon gibi şişmişti. İşlerinden biri gözlerimi açtığımı fark ettiğinde diğerlerine haber verdi ve gelip ağzımdaki hariç diğer bağları çözdüler. Mağara içinde yaktıkları ateşin yanına kadar küçük adımlarla beni yürütüyorlardı. Sonum böyle mi olacaktı? Bir mağarada cinlerin elinden yanarak mı ölecektim?
Bu bir insanın başına gelmesini isteyebileceği belki de en son şeylerden biriydi. Ama kaçınılmaz sonu buymuş gibi görünüyordu. Artık ateşin başına getirildiğinde gözlerimi kapatıp son kez Allah'a beni kurtarması için yalvarmaya başladım. Ölüyordum. Şimdi ölecektim işte. Beni hiçbir şey artık kurtaramaz diye düşünürken bir anda dışarıdan bir uğultu sesi geldi ve sesler giderek yaklaşan bir kalabalık insan sesine döndü. İçerideki cinler telaşa kapıldılar. Beni unutup ya da bırakıp ortadan kaybolup gittiler. Beni tutan giderken arkamdan tekmeyi vurmuş çoktan beni ateşin içine atmıştı bile. Tam yanıp kül olacağım o kızgın alevlerin içine düşüyordum ki birisi ensemden yakaladı ve beni geri çekti. O anda sadece yüzümün bir kısmı yanmıştı. Arkamı döndüğümde beni kurtaran kişinin Harun olduğunu gördüm. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Ağzındaki bezi çıkarttığında yere kapanıp Allah'a şükürler ediyordum. Harun kaçmış evet ama kampa kaçıp durumu anlatmış ve bana olabildiğince hızlı yardım getirmişti. Beni resmen son anda yanmaktan kurtardılar. Sonra hep birlikte kampa döndük. Hemen yanıma bir doktor gelip beni ayakta muayene etti. Ama iyiydim. Bir şeyim yoktu. O kadar ucuz atlatmıştık ki bu berbat geceyi. Resmen bizi Allah korudu. Bunun başka bir açıklaması olamazdı. Öleceğimi bilmek. Yani ölecek olmayı kabullenmek. Artık asla eski ben olamazdım. Ölümün kıyısından dönmüştüm bir kere. O günden sonra artık her adımında arkasını kollayan, sürekli sağa sola bakan birisi oldum. Geceleri benim için bambaşka bir zulüm oluyordu. Her gece onların beni öldürdüğü benzer rüyaları görmekten kurtulamıyordum. Tedavi olmayı denedim. Hocaya götürdüler. Kurşun döktürmeyi bile denedim. Maalesef atlatamıyordum. Öyle kötü bir noktada, öyle ince bir yerde duruyordum ki artık bu ölüm korkusuyla yaşamak istemiyordum. Ruhum o gece o mağarada sıkışıp kalmıştı. O zamanlar çok çok gençtim. Son zamanlarda artık tuhaf davranışlarımı, insanlardan kopuk olmamı kontrol edemez oldum. Neredeyse hiç odamdan dışarı çıkmıyordum. Yaşayan bir ölüye dönmüştüm. Beni bilen, tanıyan evdekiler dahil herkes duruma çok üzülüyordu. Bunun da farkındaydım ama elimden bir şey gelmiyordu. Bu isteyerek büründüğüm bir hal değildi. Bir gün Harun yanındayken benim odamda oturuyorduk. Konu konuyu açtı. Canım sıkılmasın diye laflıyordu. Okula da gitmediğim için çocuk bıkmadan her gün derste ne işlendiyse kız gibi tertemiz yazıyla not tutar gelir bana anlatırdı. Onunla dertleşmeye başlamıştık. Durduk yere bir anda ona ölmek istediğimi ve korkarım ki eninde sonunda canımı kıyacağımı bildiğimi söyledim. Bunu duyar duymaz bir sürü laf saymasını beklerken kalk üstünü giy gidiyoruz dedi. Nereye dedim. Gidiyoruz sen hazırlan dedi. Çok net ve ciddiydi. Peki deyip giyindim ve indim. Amcamın arabası kapının önünde çalışır haldeydi ve içinde de Harun vardı. Bin arabaya dedi. Bindim ve yola çıktık. Yol boyunca 40 kez nereye nereye diye sordum. Hiçbirine cevap vermedi. Ağzını bıçak açmıyordu. Saatlerce çok uzun bir yolculuğun sonunda beni köyümüze getirmişti. Ne diye geldik buraya Harun? Havanda olmadığımı görmüyor musun Allah aşkına dedim. İn arabadan. Billy konuşturacağım seni dedi. Söylene söylene arabadan indiğimde Zahide teyze evin önünde dikilmiş bizi bekliyordu. Gözlerindeki kızarıklardan biraz önce ağladığı belliydi. Ne oldu? Ne bu halin? İyi misin Zahide teyze diye sordum. Kapının girişinde gözüme Ahmet abinin büyütülmüş çerçeve içinde bir fotoğrafı takıldı. Hemen ayağa kalktım. Teyzeciğim ne oldu? Bu fotoğraf ne dedim. Birden ağlamaya başladı. Dizinin dibini gösterip gel otur anlamında elini birkaç kez hafifçe vurdu. Ben de istemsizce ağlayarak anlatacaklarını dinledim. Bundan 2 yıl kadar önce köyden Ahmet abiye bir kıza aşık olduğunu itiraf etmiş. Sürekli peşinde dolanıyormuş. Ahmet abi de buna hiç yüz vermediğinden kız onu saplantı haline getirmiş. Köyde adının çıkmasını bile umursamadan birkaç kez meydanda olay bile çıkarmış. Benle evlenmezse canımı kıyarım falan diyormuş. Ahmet abi oralı olmayınca bu daha da azıtmış. Adamı takip ediyormuş her gittiği yerde. Okulda bile rahat vermez olmuş. Dersine birkaç kez zorla girmeye bile kalkmış. Evlerine gelip ağlıyormuş. Bu olaylar geçen seneye kadar böyle devam etmiş. Adam ne yaparsa yapsın kurtulamamış kızdan. En sonunda bundan sırf kurtulmak için kendine sevgili yapmış. Hatta ailesi arasında söz kesmişler bile. Kız bunu duyunca tam çıldırmış tabii. Kendini yakmaya kalkmış. En sonunda bir gün kızı takip edip
onu sıkıştırmış ve bıçaklamaya çalışmış. Son anda yoldan geçen köylülerden bir iki kişi koşup kurtarmışlar kızı. Ahmet abinin sözlüsü artık bıkıp adamı terk edip gitmiş. Sözü de atmış. Tüm bunlardan sonra adamın psikolojisi bozulmuş artık. Sonra birden Ahmet abi bununla ne hikmetse görüşmeye başlamış. Adam 180 derece değişmiş. Zahide teyzenin yüzüne bakmaz olmuş. Kızın peşinde perişan olur hale gelmiş artık. Bütün maaşını buna harcayıp kendini pervane etmeye başlamış. Zahide teyze bu duruma çok üzülüyormuş. Ama elden bir şey gelmiyormuş. Onunla konuşmayı denemişler ama Ahmet abi oralı bile olmuyormuş. Son zamanlarda eve de gelmez olmuş. Bir gün Zahide teyze bu şirret kızın oğluna büyü yaptırmış olabileceğinden şüphelenip arka sokaktaki bu işlerle uğraşan Fadime ablaya gitmiş. Kadın orada Zahide teyzeye oğlunun üstünde tam tahmin ettiği gibi bağlama büyüsü var. Çocuğu kıza düğüm düğüm bağlamışlar demiş. Günlerce uğraşıp üzerindeki büyüyü bozmayı başarmışlar. Bu süreçte Ahmet abi çok hızlı bir şekilde gözlerini açmaya başlamış ve kızı terk etmiş. İşte her şey asıl buradan sonra sarpa sarmaya başlamış. Terk edilmeyi hazmedemeyip bu sefer adamı çok kötü ve kuvvetli bir kara büyü yaptırmış. Ahmet abi yavaş yavaş tuhaflaşmaya başlamış. Köyde onunla bununla kavga etmeler, it kopukla takılıp kötü şeylerle uğraşmalar, hatta durduk yere gidip öğretmenlikten de istifa etmiş. Kendi memuriyetinde yakmış. Koca adam kendi kendine konuşuyormuş. Durup durup kahkahalar atıp sonra oturup çığlıklar atıyormuş. Adamı kimse zapt edememeye başlamış. Kendini zırt pırt zarar veriyor. Olur olmadık zamanda ortalığı ayağa kaldırıyormuş. Zahide teyze bir gün temizlik yaparken evde muska yakalayınca koşup o kadını yine gitmiş. Kadın Ahmet abinin üzerinde çok kötü bir büyü olduğunu ve bunun ikinci kez yapıldığını söylemiş. Kimlere gittilerse onu kurtaramamışlar. Adam gözlerinin önünde günden güne eriyormuş. Yemeden içmeden de kesilmiş ve en sonunda bundan tam 3 ay önce canına kıymış. Ahmet abinin ölüm haberini aldığımda şoka uğradım. Ben hariç herkes biliyormuş. Ben odamdan çıkmadığım zamanlarda benden gizli cenazeye gelmişler, gitmişler. Bunu duyup daha da beter olmayın diye saklamışlar. Zahide teyzenin anlattıklarını dinledikten sonra çocukken olan bir şeyden bahsettim. Bizzat dedemle anneannem sağken eski fabrikanın orada uçurtma uçurduğumuz zamanlarda yine bir gün oraya Ahmet abi ben Harun gitmiştik. Harun hatırlarsın belki. Seni didişirken top ağaçtan öteye gitti de ben almaya gittim hani. Ahmet abi de biz oynarken bir süredir ortalıklarda yoktu. Ben top almaya gittim de onu tenha yerde kendi kendiyle kavga ederken yakaladım. O gün bir gariplik olduğunu anlamıştım ama çocuk haklı tabii. Keşke gelip size söyleseydim. Akıl edemedim, affet dedim. Oğlum ne affetmesi? Sen nereden bileceksin deyip bana sarıldı ve uzun uzun ağladık. Zahide teyzenin yanından çıktıktan sonra gelmişken bir de dedemlerin mezarına gidip dua ettik. Dönüş için yola çıktığımızda Ahmet abi olanlar için çok üzülmüştüm. Harun'a dönüp anladım kardeşim dedim. Bana bakıp niye anladın dedi. Anladım işte. Kadının halini görünce anladım. Belki de bunu yapmasaydın asla anlamayacaktım dedim. İşte ben o gün intihar etme fikrinden vazgeçtim ve gerisi de geldi. Zamanla o kötü geceyi unutamasam da geride bırakmayı öğrendim. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.